İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi ve Doğu ülkelerini hedef alan yayılmacı siyaseti üzerine Türkiye öncülüğünde İran, Irak ve Afganistan bir araya geldiler. Bu ilişkilerin kurulmasında İran Şahı Rıza Pehlevi'nin 1934'te Türkiye'yi ziyareti de etkili olmuştur. Yapılan görüşmeler sonucunda İran'ın başkenti Tahran'da Sadabat Paktı imzalandı. Sadabat Paktı'na göre üye ülkeler birbirlerinin iç işlerine karışmamayı, ortak sınırlara saygı göstermeyi kabul ettiler. Böylece Türkiye, Balkan Antantı ile Batı sınırlarını güvenceye aldıktan sonra Sadabat Paktı ile de Doğu sınırlarını güvenliğini sağlamış oldu. Buna göre Sadabat Paktı ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? İran Şahı'nın Türkiye ziyareti ile oluşumun temeli atılmıştır. Rıza Pehlevi'nin Türkiye'yi ziyaretinin Sadabat Paktı'nın imzalanmasında etkili olduğunu söylemiştik. Kurulmasında İtalya'nın takip ettiği dış politika etkili olmuştur. Evet, İtalya'nın doğu üzerinde yayılmacı yani sömürgeci politikalar sergilemesi bu paktın imzalanmasında etkili olmuştur. Üyeler karşılıklı olarak birbirlerinin sınırlarını korumaya almışlardır. Evet, ortak sınırlara saygı göstermeyi kabul etmişlerdi. Üye ülkeler arası askeri işbirliği yapılması kararı alınmıştır. Herhangi bir işbirliği anlaşması değildir. Bu nedenle cevabımız Bursa olacak. Cumhuriyetin ilanından sonra Osmanlı borçlarının ödenmesi konusunda Türkiye ile Fransa arasında 13 Haziran 1928'de bir anlaşmaya varılmış ve Türkiye bu borçların büyük çoğunluğunu ödemeyi kabul etmişti. Ancak 1929 dünya ekonomik bunalımı nedeniyle Türk hükümetinin borçlarını ödemesi güçleşti. Yaşanan gelişmeler Türkiye-Fransa ilişkilerinde gerginliğe yol açtı. Bunun üzerine 22 Nisan 1933'te iki devlet arasında imzalanan yeni bir protokol ile Osmanlı borçlarının ödenmesi daha uygun koşullara bağlandı. Buna göre aşağıdaki alanların hangisinde Türkiye ile Fransa arasında sorun yaşanmıştır? Borçların ödenme hususu olduğu için cevabımız ekonomik olacak. Atatürk bir Amerikalı gazetecinin yakın bir gelecekte bir savaş tehlikesinin var olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı vermişti. Yakın bir gelecekten söz etmek doğru değildir. Zira şu anda savaş tehlikesi vardır. Bugün Avrupa'nın durumu birkaç ay öncesine göre çok hem de pek çok fenalaşmıştır. Lozan Anlaşması'ndan beri genel durum tamamıyla değişmiş olduğundan Türkiye haklı olarak boğazların sağlamlaştırılmasını talep etmek zorundadır. Atatürk'ün sözlerine göre boğazlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Yaşanan gelişmeler boğazların güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için Atatürk boğazların sağlamlaştırılması gerekliliğini dile getirmiştir. Bu nedenle doğru cevap Ceyhan olacak. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye önemli bir başarı kazandı. Misak-ı Milli'ye uygun olmayan bir durum sona erdi. Montreux Boğazlardan geçişi komisyon yerine Türkiye'nin gözetimine bıraktı ve silahtan arınmayı kaldırarak güvenliğin Türkiye'nin kendi kuvvetleriyle sağlanması yolunu açtı. Bu sözleşme ile Boğazlar üzerinde Türkiye'nin tam denetimi sağlandı ve milli egemenliği sınırlayıcı engeller ortadan kaldırıldı. İngiltere'nin konferansta Türkiye'ye olan desteğinden sonra Türk-İngiliz ilişkileri daha da gelişti. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaşanan gelişmelerin Türkiye'ye katkı sağladığı alanlar arasında gösterilemez? Siyasi alanda katkı sağlamış ki Türk-İngiliz ilişkileri gelişmiş. Askeri alanda katkı sağladığını söyleyebiliriz. Güvenliğin tamamen Türkiye'nin eline geçmesi sayesinde. Diplomasi alanında da gelişmeler yaşanmış ki diğer ülkelerle aramızda bu meseleler görüşülmüş. Bu nedenle cevabımız Adana olacak. Ticari alanda bir durum söz konusu değildir. Lozan'da tartışılan en önemli konulardan biri de Osmanlı Devleti'nin borçlarıdır. Bu konuda çalışmalara başlayan TBMM hükümeti, savunulması gereken konularla ilgili 14 maddeden oluşan bir talimatnameyi konferansa gidecek olan heyete vermişti. Bu talimatnamenin 10. maddesinde dış borçlarla ilgili şu ifadeler yer almaktaydı.
Duyun umumiye, alacaklarının Türkiye'den ayrılan memleketlere dağıtımı, Yunanlara devri yani tamirata karşılık tutulması, olmadığı takdirde 20 yıl ertelenmesi gerekir. Duyun umumiye idaresi ortadan kalkacaktır. Güçlükler çıktığı takdirde Ankara'ya sorulacaktır. TBMM aldığı bu kararla durumlarından hangilerini amaçlamıştır? Yunanlılardan yardım almayı amaçladığını söyleyemeyiz. Çünkü Yunanlıların burada cümlede geçmesinin sebebi Yunanlıların Kurtuluş Savaşı'nda yenilmesi, savaş tazminatı olarak bize ödemesi gereken paranın olmasıdır. Bu paranın da dış borçlarda kullanılması gerekliliği savunulmuştur metnimizde. Yani yardım almak söz konusu değildir. Ekonomik yükümlülükten kurtulmak söz konusudur. Bunun çeşitli şekillerde gerçekleştirileceği yukarıdaki metinlerde anlatılmış. Borçları Osmanlı'dan kopan milletlere bölmek, evet, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti değil, daha önce Osmanlı Devleti'nin toprağı olan yerlerin de bu borçları ödemesi gerekliliği vurgulanmıştır. Bu nedenle cevabımız Denizli olacak. Mustafa Kemal'in Ankara Türk Ocağı'ndaki Cumhuriyet Balosu'nda misafir Yunan gazetecilerine verdiği demeç ve 1 Kasım 1930'da TBMM'de yaptığı konuşma Türk-Yunan ilişkilerinde gelinen pozitif tabloyu ortaya koymuştur. Komşumuz ve dostumuz Yunanistan Başbakanı'nın ve Dışişleri Bakanı'nın Ankara'yı resmen ziyaretlerini özel bir mutlulukla karşılıyorum. Türkiye ile Yunanistan'ın yüksek çıkarları birbirine zıt olmaktan çıkmıştır. Bu iki ülkenin samimi bir dostlukta kendileri için güvenlik ve güç görmelerinde isabet vardır. Mustafa Kemal bu açıklamasıyla aşağıdakilerden hangisini dile getirmiştir? Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin düzeldiğini görmekteyiz. Mustafa Kemal'in bu cümlelerinden nüfus mübadelesi daha önce çözüme kavuşturulmuştur. Gazetecilerin ülkeler arası ilişkilere karışmaması gerektiğiyle ilgili bir şey yoktur. Yunanistan'ın Türkiye'yi Milletler Cemiyeti üyeliği için desteklediğini de söyleyemeyiz metne bakarak. Cevabımız bu nedenle Adana olacak. Temmuz 1936'da Montre Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Bu anlaşmaya göre Boğazlar Komisyonu kaldırıldı. Boğazların savunması ve hakimiyeti Türkiye'ye bırakıldı. Yabancı ticaret gemilerinin boğazlardan geçişi serbest bırakıldı. Savaş gemilerinin geçişi için bazı sınırlamalar getirildi. Boğazlar çevresinde ordu ile ilgili sınırlamalar kaldırıldı. Buna göre Montre Boğazlar Sözleşmesi'nde aşağıdaki alanların hangisine yönelik bir düzenleme yapılmamıştır? Siyasi alana yönelik bir düzenleme yapılmıştır. Boğazlar üzerinde hakimiyetin Türkiye'ye bırakılması siyasi alanda yapılan bir düzenlemedir. Ekonomik alanda düzenleme yapılmıştır çünkü ticaret gemilerinin geçişinden bahsedilmiştir. Askeri alanda düzenleme yapılmış, Boğaz çevresindeki ordu ile ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Kültürel alanda herhangi bir gelişme yaşanmamıştır. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra toplanan Lozan Konferansı'nda Türkiye'ye Misak-ı Milli kapsamında olan Musul'daki nüfusun çoğunluğunu, Türklerin oluşturduğunu ve Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra işgal edildiğini ortaya koyarak bölgenin Türkiye'ye bırakılması gerektiğini söyledi. İngilizler ise bölgenin sömürgeleri durumundaki Irak'a ait olduğunu iddia ettiler. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? İngiltere Musul'un bağımsızlığı için çaba göstermiştir. Hayır, İngiltere Musul'u ele geçirmek için çaba göstermiştir, kendisinde kalması için. Lozan Konferansı'nda diğer devletler İngiltere'yi desteklemişlerdir. Metne göre diğer devletlerin kimi desteklediğine dair bir bilgi yoktur. Konferanstan sonra Musul, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Irak'a bağlanmıştır. Konferanstan sonraki durum hakkında da metne göre bilgi yoktur. Türk heyeti Misak-ı Milli kararlarına göre hareket etmiştir. Evet, Misak-ı Milli'de Mondros imzalandığı gün sınırlar neresiyse, işgal edilmemiş yerler neresiyse milli sınırlar da orasıdır kararı vardı. Bu nedenle Musul'un Mondros imzalandığı gün işgal edilmemiş olduğu ortaya konarak alınmak istendiği söylenmiş. Bu nedenle Bursa seçeneği doğru seçenektir.
Selanik türküsüyle ilgili verilen bu bilgilerden hareketle yorumlarından hangileri yapılabilir? 1. Nüfus mübadelesiyle sadece Balkanlarda yaşayan Türkler göç etmiştir. Nüfus mübadelesiyle yalnızca Balkanlarda yaşayan Türkler göç etmemiştir. Türkiye'den Yunanistan'a göçen Rumlar şeklinde ifade edilen kısımda Rumların da Türkiye'den Yunanistan'a göç ettiği bilgisi vardır. Mübadele ile demografik yani nüfus yapısında da değişiklikler yaşanmıştır. Göç olayları ile nüfus yapısında değişiklikler yaşanır. Mübadele de bir göç olayını anlattığı için Rumların Yunanistan'a, Türklerin ise Anadolu'ya göçünü anlatan bir olay olduğu için demografik yapıda değişiklikler yaşandığını zaten söyleyebiliriz. Nüfus değişimi ile Rumeli'deki toprakların bir kısmı kaybedilmiştir. Hayır, daha önce kaybedilmişti bu topraklar. Burada yaşayan Türklerin bir kısmı şimdi kendi memleketlerine Anadolu'ya dönerler. Doğru cevap Bursa olacak. 3. Ülke içinde yaşanan bazı sorunlar Türkiye'nin dış politikasını da olumsuz etkilemiştir. Bu ifadeye durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Mustafa Kemal'e suikast girişiminin ülke gündemini meşgul ettiği dönemde Fransa ile yaşanan yabancı okullar sorununun iç politika meselesi kabul edilip itirazın reddedilmesi. Suikast girişimi Fransa tarafından kullanılmak istenmiş, yabancı okullar sorununu gündeme getirmek istemiş fakat itirazı reddedilmiş. Bu nedenle olumsuz etkilenilen bir durum yoktur yabancı okullar meselesiyle alakalı olarak. Şeyh Said isyanının çıkması üzerine bu meseleyle ilgilenen TBMM'nin Musul sorununa yeterince önem verememesi nedeniyle Ankara Anlaşması'nı imzalayıp Musul'u İngiltere mandasındaki Irak'a bırakması. Şeyh Said isyanı nedeniyle Musul harekatı gerçekleşememiş ve Musul kaybedilmiştir. Yani bir iç sorun dış politikada olumsuz sonuçlara yol açmıştır. Yunanistan ile yaşanan ve kriz haline gelen nüfus mübadelesi sorununun ülke liderlerinin devreye girmesiyle barışçıl yollarla çözüldüğü dönemde İzmir'in Menemen ilçesinde rejim düşmanları tarafından Asteğmen Kubilay'ın şehit edilmesi. Bir dış mesele halindeyken iç meseleyle ilgilenilmiş fakat bize ülke içinde yaşanan sorunların dış politikada olumsuz etkilerinden bahsedilmekte. Üçüncü maddede ise tam tersi bir durum verilmiş. Bu nedenle cevabımız yalnız 2 olacak. Aşağıda Balkan Antantı ve Sadabat Paktı'na katılan devletleri gösteren birer harita verilmiştir. Verilen bu haritalara göre yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Arnavutluk ve Bulgaristan Balkan Antantı'na katılmamıştır. Balkan Antantı'na katılan ülkelerin verildiği haritada Arnavutluk ve Bulgaristan'ı göremeyiz. Turuncu ile işaretli olan yerde. Gördüğünüz gibi Arnavutluk ve Bulgaristan katılmamış Balkan Antantı'na. Sadabat Paktı yayılmacı politikalara karşı kurulmuştur. Verilen haritaya göre paktların ne için kurulduğuna dair bir yorum yapamayız. Türkiye dış politikada farklı devletlerle ittifak kurmuştur. Evet, yukarıda Sadabat Paktı, aşağıda Balkan Antantı farklı devletlerle kurulan ittifaklardır. Bu nedenle cevabımız Ceyhan olacak.